Spor saati devam ediyor. 72. dakika Bursa'da Cenk Tosun'un 65-63'te attığı golle Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı Gençler Birliği maçını. 66 puanla lider girmişti haftaya, maç fazlasıyla düzeltiyorum bugüne. 65 puanla başladı. 1 puan fark vardı aralarında. Beşiktaş kazanırsa tekrar 2 puan öne geçecek. Bu hatırlatmayla tekrar son konumuzu toparlayarak devam edelim. Galatasaray'da ayrıntılarıyla konuşmaya çalıştığımız divan kurulu konuşmaları, tartışmaları, kongre çağrısı vesairenin üzerinden baktığımız zaman genel durum şu: Galatasaray sportif olarak başarısız. Bunu başkan kendisi de söylüyor. Borç var ve büyüyor. Borcu ödemek için yapılabilecek bir hamle vardı. Önemli bir hamle yapıldı. Ama borç yine büyüdü. Evet. Banka borçları arttı. Banka borçları arttı. Yani şimdi borcun orası burası diye bakmadan yani borç arttı. Arttı. Florya gitti. Riva gitti. Borç yine arttı. Tam rakam verebilirim. Resmi kulübün verdiği rakam. 2 milyar 391 milyon TL. Ve daha önemlisi UEFA'ya söz verdik, zarar azaltacağız dediği Sportif AŞ'nin zararını da misliyle arttırdı. Üstelik de hiçbir sportif başarı olmadan. Ve bununla ilgili içinde sürekli olarak geçmişi suçluyor başkan. Şunu da söyleyeyim Fatih'ciğim. Geçmişi suçluyor. Snyder'le yeniden sözleşme yapan sensin. Bu takımın bir sürü adamıyla yeniden sözleşme yapan sensin. Yanlış yanlış transferlerle bu takımı dolduran sensin. Donk'tu, Serdar Aziz'di, Kavanda'ydı, oydu buydu falandı filandı. Daha vahimi Hakan Balta'yla TL üzerinden olan sözleşmeyi Euro'ya çeviren sensin. Hakan Balta'yla sözleşmeyi Euro'ya çevirdiğin zaman takımın geri kalanında TL üzerine yaptığın tüm sözleşmelerde Euro'ya çevirdiği için takımı orada kur farkından ötürü en az 10-15 milyon zarar atan da yine sensin. Yani bir sürü yanlış ve çıkıp herkese hikaye olarak mındar edilmiş, çok kötü değerlendirilmiş bir Riva Flori hikayesi anlatacaksın. Peki başkan ne vaat ederek kalabilir? Hiçbir fikrim yok. Ben şunu anladım bugün, bir kez daha netlikle gördüm. Galatasaray'da bir kesim var ki bunlar ne olup bittiğinin farkında değiller. Yani bambaşka bir dünyada. Ama şimdi divan kurulunda da konuşuluyor bunlar. Hani bugün konuştum. Mesela sadece siz değilsiniz konuşan. Abi ben şöyle söyleyeyim. Benim Galatasaray'da umudum aşağıdan gelen genç jenerasyon. Çünkü yukarıdaki arkadaşlarımızın, abilerimizin, dostlarımızın bir bölümü ne yazık ki olan bitenin farkında değiller. Bir kısım da senin çok güzel tanımladığın kulüp esnafı gibi bir grup var. Tüm kulüplerde olduğu gibi Galatasaray'da da. Şunu söyleyeyim mesela bugün. Burada hatırlarsan geçen sene yaptığımız programda sen Galatasaray'ın GS Store diye bildiğimiz pazarlama şirketinin çok kârda olduğunu söylemiştin sen Galatasaray'ın yaptığı işlemlerde. Ben dedim ki sana, ben böyle bir şeyi mümkün görmüyorum. Acaba stoklar, şunlar, bunlar falan filan hesaba katıldığı zaman ortaya ne sonuç çıkar, o zaman görürüz demiştim. Bugün açıklandı. Mağazacılık AŞ 12 milyon TL zararda. Peki abi şimdi sen o zaman dedin ki başkana da bugün, niçin biz forma satıyoruz? Zarar etmek için mi? Forma alanın cebine para mı koyuyoruz, ekstra buradan zarar ediyoruz? O zaman kapayın bunu, satmayın forma. Hiç olmazsa korsan morsan birileri satsın, onlar para kazansın. Forma mevzunu açtığınız için bu bilgiyi aktarmak istiyorum. En çok forma satan kulüp Manchester United. Türkiye'de en çok satan kim biliyor musun? Galatasaray. Galatasaray. En çok satışı yapan ve en çok zarar eden. Bu da enteresan. 360 bin forma satmış Galatasaray. Evet. Yani bundan daha yüksek hangi sayıyı hedefleyebilir zaten ben bilmiyorum. Hani şampiyonluk yok. Ve zarar. Ve 12 milyon TL zarar. Dolayısıyla sizin önerinizi burada tekrarlamanızı isterim. Dedim ki kapatın. Kapatın mağazacılık AŞ'yi. Birine verin. Birine verin. Ondan bir isim hakkı senede 3 milyon, 1 milyon, 100 bin ne alsan kârdır. Ha, hiç almasan bile en azından 12 milyon zararın yoktur. Yapmayın bu işi dedim ya. Hiçbir şey almazsanız 12 milyon kârdasınız. Hiçbir şey almazsınız. 12 milyon ne? 12 milyon TL. TL. Yaklaşık 4 milyon dolar. Peki sahadaki Galatasaray'ın bundan bağımsız olması mümkün değil tabii. Galatasaray kazandı. Orada tartışılmayacak hakem hataları vardı. Evet. O karşılaşmada. Ona rağmen demeyeyim de yani onunla birlikte Galatasaray 2-1'lik bir galibiyetle Gaziantep deplasmanından döndü. Orada hakem hatalarından şikayet edip ağzını açan tek isim de Bülent Uygun oldu. Rakip teknik direktör. Bülent Uygun'un ben şöyle diyeyim yani hangi yüzde bunu söylediğimi merak ediyorum. Çünkü bir penaltısı verilmeyen, açık bir penaltısı verilmeyen Galatasaray.
Olmadık serbest vuruşlar ve kornerler, olmadık kornerler icat edilerek, korner olmayan kornerler, serbest vuruş olmayan serbest icat edilerek Galatasaray'ın duran top zaafından dolayı gol yemesine sebebiyet vermek üzere her şey Galatasaray lehine yapılıyor. Ve sonra dönüyor Bülent Uygun, diyor ki hakem hatalı karar verdi. Neymiş? Linnes'in faulü faul değilmiş. Faul mü değil mi bilemiyorum. Faul gibi duruyor. 1-0 penaltı verilmemiş. 2-0. Aynen. Aynen. Yani şimdi abuk sabuk bir şey. Ama şunu söyleyeyim mesela. Galatasaray, hep söylüyorum bunu. Galatasaray dün son derece kötü bir takımla oynadı. Ki o kötü takım ilk 30 dakikada büyük bir korkuyla geriye yaslanmasaydı belki de maç böyle de gitmeyebilirdi. O kötü takım karşısında kalesinde 5-6 tane pozisyon, çok net pozisyon gördü. 2 tane imkansıza yakın top çıkardı Muslera. 4 tane çok iyi kurtarış yaptı. Onun dışında toplar çıkardı. Orada bile çok zorlanan bir Galatasaray var ve Snyder'in imkansıza yakın bir vuruşuyla serbest vuruştan kazandığı bir golle sahadan garip ayrılan bir Galatasaray var. İmkansıza yakın derken şahane bir golü vurguladınız. Şahane bir gol. Söyleyeyim ben de. Peki birkaç ay geriye gidersek, mesela Kasım ayı gibi hatırlatayım size. Muslera tutuyor, Buruma atıyor. Galatasaray'ın özeti buydu. Haftalarca öyle gitti. Eren Derdiyok da Buruma onar golle kaldılar haftalardır. Eren Derdiyok zaten yedek kulübesinde kaldı. Evet. Bir anlamadığımız, siz biliyor musunuz sebebi? Hayır, bilmiyorum. Hala hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani dolayısıyla bir teknik tercih diye düşünüyoruz. O teknik tercihin de bütün yorumları yanlış oldu. Abi bak şunu söyleyeyim. O maçı seyrettiğin zaman şunu görüyorsun ki Tudor'un teknik direktörlük kariyeri Galatasaray'da başladığı hızla bitmedi. Niye? Şimdi benim çok beğendiğim, çok iyi futbolcu olduğuna hala inandığım ve hiçbir bu konuda geri adım atmadığım Sinan Gümüş gibi bir adamı sahaya sürüyorsun. Çocuk aylardır oynamamış. Sahaya sürüyorsun, sürebilirsin de. Fena da başlamadı maça Sinan. Fakat sonrasında maç eksiliği diye bir şey vardır futbolda. Abi çocuğu niye almıyorsun da Podolski'yi alıyorsun? Yani sabahtan akşama Sinan Gümüş çıkar oradan ve oraya büyük ihtimalle Geri Rodriguez alınır. Futbol mantığı, futbol bilgisi bunu gösterir. Hayır, Podolski'yi alıyorsun ve yerine Eren Derdiyok'u sokuyorsun. Değil mi? Öyle olur. Evet. Şimdi veyahut da Buruma. Ya geçen hafta Buruma'yı 18 dakika sonra, alacağına. Sonra Sinan Gümüş sakatlanarak terk ediyor sahayı falan. Yani. Şimdi yani böyle abuk sabuk işler. Martin Linnes. Abi Linnes orada oynamaz. Gerçi der ki sakatlar, makatlar falan filan ama futbolcuların hocaya güvenmedikleri zamanlarda sakatlıklarında bir artış da meydana gelir. Şimdi dünkü maçı Tudor nasıl açıklıyor bakın. And I will give something else. And that's all. Nothing more. Değişikle ilgili çok özel bir durum yok. Sadece sonuçta Eren yedek kulübesinde oturan bir arkadaşımızdı. Onun için onun takıma faydalı olacağını düşündüm. O şekilde gerçekleşti. Yoksa ayrı ekstra bir şey yok. Diğer taraftan da Podolski çıkarken çok fazla pas alamadığını söyledi. Aramızdaki konuşma onunla ilgili. Seneye'nin planlamasıyla ilgili tabii ki çok önceden konuşulmaya başlandı. Benim başkanımızın Cenk Ergün'ün beraber devamlı fikir alışverişi yaptığımız bir durum. O yüzden demin de söylediğim gibi sadece seneye değil, başkanımız zaten şu anda devamlı bizim yanımızda. Cenk Ergün'ü tanır mısınız? Gayet tanırım. Kim olduğunu, ne iş yaptığını bilirsiniz. Biliyorum, evet. Cenk Ergün, başkan ve Tudor önümüzdeki serinin planlamasını yapıyorlar. Ne kadar doğrudur? Aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani bugüne kadar yaptıkları ne kadar doğruysa bundan sonra yapacakları da o kadar doğru olacaktır. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun ve başkanının ve yanındaki isimlerin bugüne kadar yapılan hatalar demek ki seneye de devam edecek. Bir de yanlarında Tudor gibi bir adamla herhalde bunu bir katlayarak da gidebilirler diye düşünüyorum. Korkum şu işte, seneye 3. maçta da Tudor'u kovup yerine Mudor, Zudor, Zagor falan birilerini getirebilirler. Kötü yani. Bir başka teknik direktör karmaşası da Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de. Oradaki de büyük rezalet. Dik Advokat. Oradaki de büyük rezalet. Antalya Spor maçından sonra sözleri yani hiç çarpıcı, şaşırtıcı falan değil. Çünkü aylardır, haftalar değil, aylardır aynı şeyi söylüyor. Bir hatırlatalım. Bu akşam bir kez daha bize gösterdi ki bizim
düzenli oynayan kadromuzdan 4 oyuncu eksik olduğu zaman bu takım oynayamıyor. Fenerbahçe'nin doğru seviyede oyunculara ihtiyacı var. Böyle oyuncuları getirmesi gerekiyor. Belkiler olmamalı. Kendini ispatlayabilecek oyunculara ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. O oyuncularla devam etmeli. Çünkü bizde şu anda çok fazla belki var. Bu konuda Fenerbahçe net olmalı ve çizgilerini net bir şekilde çekmeli. Sen iyi değilsin, yeterince iyi değilsin. O zaman gitmelisin. Eğer bunu yapmazlarsa gelecek sezonda durum bundan farklı olmaz. Acı ama gerçek. Hollanda'da herkes büyük bir scout sistemi, oyuncu gözlemleme sistemi kurmuş durumda. Ama Türkiye'de durum farklı. Türkiye'de scout sistemiyle çalışmaktan ziyade menajerlerle çalışmayı tercih ediyorlar. Başarılı olarak kendimi görüyor muyum? Bunu da henüz söyleyemem. Çünkü normal şartlarda 3. sıra benim sıram değildir. Ama hala kupayı alma şansımız var. Önümüzde böyle bir imkan söz konusu. Eğer kupayı alamazsak o zaman başarılı olarak adlandıramayız bu sezonu bana göre. Benim Hollanda milli takımının teknik direktörü olmamın sebebi Fenerbahçe değildir. Evet, Hollanda milli takımına gidişinin Fenerbahçe'deki başarı durumuyla alakası olmadığını söylüyor. Yani ihtiyacı vardı ülkemin bana, ben de bu göreve tabii ki giderim açıklaması bu. Ama asıl çarpıcı olan, hani seneye bu oyuncular gitmezse bir bölümü, acı gerçek, hiçbir şey değişmeyecek. Vallahi bu avukatın enteresan tarafı şu, mesela bunları bir özel toplantıda başkanla konuşması son derece doğaldır. Hem de aynı kelimelerle. Aynı kelimelerle. Hatta belki daha sertiydi. Ama aynı kelime. Yani daha serti biraz zor olur zaten. Fakat bunları kalkıp da basın toplantısında, kameralar önünde falan herkesin içine söylediği zaman mesela haftaya bu futbolcuları nasıl oynatacak bu adam? Haftalardır nasıl oynatıyorsa? Yani şunu düşünüyor olabilir. Yani futbolcular bana bir şey yapmazlar. Çünkü ben zaten gidiyorum. Bende bir dertleri yok. Kendilerini göstermek zorundalar. Kalmak için belki oynamak, yani onları oynamaya motive etmek, gitmemeye motive etmek için belki böyle bir şey yapıyordur ama yine de biraz garip yani. Bu tarz konuşmak bir teknik direktörde çok sık rastladığımız bir şey değil. Hani bu Hollandalıların bir püriten tavrı vardır. Bir takım Hollandalıların geçmiş dönemden, Calvinist dönemden kalma. Acaba diyorum bu böyle bir püriten tavır içerisinde mi konuşuyor yoksa artık işi dalgaya mı vurdu Fenerbahçe'nin? Bu kadar yüksek mi acaba tazminatı? Dik avukatın onun için mi gönderilmiyor? Yani başka yok, hiçbir şey gelmiyor. Ya bitti artık yani. Bundan sonra göndersem ne olacak? İşte, büyük ihtimalle yeni hocalarını bulmuşlardır. Aykut Kocaman. İşte Mayıs'ta gelecektir. O güne kadar da hani ya Aykut Kocaman'ın bunu yollasalar planları yerine gelse şampiyon mu olacak? Yok, yine aynı yerde bitecek. Bir aşağı bir yukarı. Hiçbir şey değişmeyecek. O yüzden böyle devam edecek yani. Ama bir garip yani. Çok garip. Fakat Fenerbahçe'nin genel olarak durumu garip zaten. Yani sezon başında burada sana ne demiştim ben? Fenerbahçe artık bir basketbol kulübü oldu. FBK demiştim hatırlarsan. Şu anda bütün taraftarının da yönetiminin de artık herkesin konsantrasyonu basketbolda. Çünkü basketbol nispeten de daha mantıklı bir spor. Niye? Basketbolda parayı harcadığın zaman başarı büyük oranda geliyor. Yani istatistik bir spor. Yani biliyorsun ki bu adam buradan zıpladı mı 10 tane atarsa 9.2 tanesi giriyor. İşte oranı tutuyor. Belli. O yüzden de bir de iyi hoca getirdin mi onu daha da tutturuyor sana. O yüzden mesela diyor ki akıllıca Aziz Yıldırım, ya futbola 300 milyon dolar harcasam bile başarılı olamayabilirim. Ki geçmişte çok örneği var Aziz Yıldırım tarafından baktığın zaman. Basketbolda ise koltuğu kurtarıyorum, paçayı kurtarıyorum diye basketbol bakıyor olabilir. Basketbol ama sadece erkek basketboldan ibaret değil, kadın basketi yaşananları da biliyorsunuz. Evet. Sizin adını sevmediğiniz ligde final oynuyor. Evet. 2-0'dan 2-2 yaptı Fenerbahçe, evet. Yakın Doğu Üniversitesi, evet, karşısında. Son maçtaki görüntüler bütün televizyonlarda yer aldığı için o hoş olmayan işi yani göz ucuyla görürken konuşabiliriz biz de. Aziz Yıldırım rakip başkana tokat attıktan sonra hemen 6 ay ceza aldı Basketbol Federasyonu'ndan. Doğal olarak takımın en üst yetkili yönetici ismi Mahmut Uslu tribündeydi. 3. Federasyon başkanının yanında oturuyordu. Federasyon başkanının yanında görüntüsü geliyor, görüyorsunuz. Hidayet Türkoğlu maça konsantre olmuş görünüyor orada. Hani Mahmut Uslu'nun tartıştığı isimler de kendisini zapt etmeye çalışan Fenerbahçeli yöneticiler. Sahaya iniyor. Hakem kararları sebebiyle tepki veriyor. Ayıp ayıp diye yani ağzından anlayabileceğimiz şeyler. Oturduğu zaman ayıbın çok üstünde yani bizim burada kullanamayacağımız sözler. Onlar anlaşılabiliyor. Yani bu işin bir dur noktası galiba oluşmayacak.
Öyle görünüyor. Zavallı Hidayet'te tırnaklarını yiyor. Ne olsun orada? Ben de size soracaktım, sormadan cevabı verdiniz aslında. Yani federasyon başkanı ne yapsın? Cezayı dayayacak abicim. Orada suç unsuru bir şey varsa. Yok sayıyor yaşananı. Ne yapsın abi şimdi? Kalkıp orayı terk edemez. Bakın konuşuyor orada. Evet, dediğin doğru. Terk edebilir. Yani bir terk edebilir. Ya da yer değiştirir. Oradan bir biraz şey uzağa gidebilir. O haklısın. Yani şimdi konuşuyor, tartışıyor da ne yapsın falan. Bireysel açıklamalar yapılıyor falan. Yani bu bunlar konuda kolay kolay çıkacak. Bir başka değil. Hikaye de bugün Beşiktaş 1-0 önde Cenk Tosun'un attığı golle Bursa deplasmanında. O deplasmanın belki de en önemli oyuncularından biri olacaktı. Talişka bir maç ceza aldı. Fenerbahçe evet. maçında Volkan Demirel'le girdiği evet. o tartışmalı işlerden sonra parmak hareketiyle. Evet. Fikret Orman'ı hemen hızlıca duyalım, çok kısa. Siz kötüyü örnek gösterdiğiniz sürece herkes kötüye doğru gider. Şimdi sen ana avrat küfür edeceksin ve bunların bütün kameralar önünde edeceksin. Hakemin arkasını döndüğü zaman akıcı görüntü ve ses kaydı olmadığı için bu ceza almayacak. Orada oyuncumu tahrik edeceksin. Efendime söyleyeyim, iteceksin, kalkacaksın, küfür edeceksin. Burada ağır tahrikler var. Şimdi onu siz işte akıcı görüntü de var ama ses kaydı yok dediğiniz zaman, o zaman ben de buradan bütün futbolcularıma söyleyeyim. Hakem arkasını döndüğü zaman, ki benim oyuncularım asla böyle bir şey yapmaz. Ana avrat güvür etsinler yani. Bu mudur futbolun gideceği şey? Kurallar düzgünlüğe karşı ve düzgünü ortaya çıkartmak üzere de konulan bir şeydir. Siz eğer burada kötüyü öne koyarsanız herkes kötünün arkasından gider. Vallahi yani böyle bir başkan konuşması Beşiktaş camiasına yakışmıyor. İşte küfür meclisler, müfür meclisler. Bunlar başkaları söyleyebilir belki bu lafları ama söyleyemez. Fakat ben bir başka bir şey dikkat çekmek istiyorum. Türk medyası da enteresan, spor medyası enteresan bir tavır var. Bütün her türlü çirkinliği savunur hale geldiler. Yani gerek Fenerbahçe başkanının yaptıklarını, gerekse diğer bir takım olayları, bazı futbol yaptıklarını, ceza alması gereken, cezalandırması gereken, sporda olması gereken şeyleri ne yazık ki spor medyamız savunur hale geldi. Onlar bunu savundukça daha çok çirkinlik görürüz biz sahada. Fikret Orman'ın haklı olduğu yerler var mı? Var. Doğru söylediği yerler var mı? Var. Ama onun da üslubu bir spor kulübü, Beşiktaş gibi bir spor kulübü başkanının üslubu değil. Kendi söylediğim farkına vararak ben söylesene bizi futbolcu böyle bir şey yapmaz falan diyor. Türkiye'de her şeyin cılıkı çıkmış vaziyette ne yazık ki. İşte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bu haldeyse zaten gerisini sen düşün. Bunlar Türkiye'nin öncü, köklü kurumları. Süremiz bitti. Maç bitti mi arkadaşlar? 5 dakika uzatma geldi. 90. dakikada 90+5 oynanacak. Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü var. Sürüyor. Biz programın sonuna geldik. Kim şampiyon olur? Hadi Beşiktaş olur diye düşünüyorum ben. Önümüzdeki hafta karşınızdayız.